Halihazırda zaten Mart ayında pandemi gelmeden önce Azerbaycan'da yapılan Dünya Kupası'nda da sporcularımız finallere kaldılar. Ve orada pandemi süreci başladı ve sporcularımız finallerde yarışmadan geri döndü. Ve Dünya Federasyonu ilk günkü eleme finallerini yarışmanın son nihai sonucu olarak saydığı için sporcularımız madalya almış oldular. 2 altın madalya ve bronz madalya çıktı. Çok iyi başlamıştık fakat bizim gibi bütün dünyayı Covid-19 salgını biliyorsunuz. Özellikle spor dünyasını, bütün dünyayı sarstı. Ciddi anlamda sporcularımızı evde kaldılar ve bu süreç içerisinde biz kondisyonerlerimizle birlikte eş zamanlı sporcularımıza kuvvet antrenmanları yaptırdık. Ve tesislerimiz Gençlik Spor Bakanlığımız tarafından açıldıktan sonra gördük ki sporcularımızın kuvvetlerinde çok fazla düşüş yaşanmamıştı. Dolayısıyla sonraki müsabakalarda da ve özellikle yıl sonunda yapılan Avrupa Şampiyonası'nda sportif açıdan Covid sürecini en iyi yöneten ülkelerden biri olduğumuzu bir kez daha göstermiş olduk. Özellikle yıl sonunda yapılan ve Mersin'de yapılan, ülkemizde yapılan Avrupa Şampiyonası'nda hem gençlerde hem büyüklerde hem kadınlarda hem erkeklerde alınan madalyalar bizi gerçekten çok mutlu etti. Ve olimpiyat oyunlarına umutla bakmamızı sağladı. 2020 bizim için kısacası çok verimli geçti. Bu ritmikle başlayan, artistikle devam eden, kadın erkek devam eden madalyalar 2021'e bizim daha motive başlayacağımızı gösteriyor. İnşallah bu Covid süreci biter de tüm dünyada insanlar yüz yüze eskisi gibi hani normal hayatlarına döndüğü zaman hepimiz birlikte ben Türk jimnastikçilerinin dünya arenasında çok başarılı geçeceklerini umut ediyorum. Ama alınan madalyalarda artık ülkemizin sadece organizasyon yapan bir ülke değil, artık o düzenlediği organizasyonlarda madalya alan bir spor ülkesi olduğumuzu da federasyon olarak göstermiş olduk.